geldi. Yapıyor ortayı. İçeriye doğru. İtirazlı oldu yine Demir Sporlu oyuncuların. Oyun devam ediyor. Tarık. Aysati Onur mücadelesi Onur'da kaldı. Onur pasını verdi. Burak kapacak tek başına gidiyor. Kaleci kalede yok. Burak hareketli. Burak gidiyor. Burak pasını verdi. Ali koştu. Ali karşı karşıya. Ali bir açırt Ali ve gol. 84. dakika. Demir sporlu oyuncuların penaltı beklentisi. Oyun devam etti. Ve Ali Akman'ın mükemmel dokunuşu. Herkese merhaba arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz bu golle Bursa Spor'umuz Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve bizlere açıkçası bir yeni yıl hediyesi verdi diyebilirim. Yine ikinci yarıya galibiyetle başlamış olduk. İlk yarıyı bitirdiğimiz gibi ikinci yarıda da gene galibiyetle seri yakalarız inşallah. Mükemmel bir galibiyetti. Ben bütün oyuncuları ve Mustafa Hoca'yı tebrik ediyorum. İnşallah Bursa'ya da kazasız belasız gelirsiniz. Yani şu maçta tek kötü şey tribünlerin e, kapalı olmasıydı. Yani şu maçı biz nasıl evimizde böyle oturarak izleyebildik. Ben de kendimi hayret ediyorum ama gollerde şöyle bir gene gol diye apartmanı inlettik hepimiz. Gene haftamız güzel geçecek. Haydi o zaman şimdi videomuza geçelim. Maçtan önce e, hafta içinde ve devre arasında yaşananlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Geçen hafta bir soru cevap videosu yapmıştık. Gene orada e, Ali Akman'ın sözleşmesi, transfer tahtasının ne olacağı, işte açılan mahkemenin ne olacağı konusunda yorumlarımı yapmıştım. İsterseniz yukarıdan paylaşacağım linkten de bunları izleyebilirsiniz. Timsah Arena'da Kupa'da Antalya Spor'a burada 3-0 yenildikten sonra takımımız Antalya'ya kampa gitti ve kampı açıkçası çok iyi geçirdiğini öğreniyorduk. Fakat hani bu kadar da diri bir takımla karşılaşacağımızı ben beklemiyordum açıkçası. Mustafa Hoca genç oyunculara kondisyon yüklemiş adeta ki. Hani maçın sonuna kadar ilk 11'imiz sahada kalsa hiçbir sorun olmazdı gibi geliyor bana. Maça Özer ve Batuhan'la başlamayınca hepimiz şaşırdık. Yerine oynayan arkadaşlar da gene çok güzel mücadele etti. Tekrardan ben Mustafa Hoca ve öğrencilerine helal olsun diyorum. Tabi takıma baktığınızda hafta içerisinde yaşanan bir Burak Altı Parmak krizi vardı. Neyse ki Bursa Ticari Sanayi Odası İbrahim Burkay ve Ali Nurak da devreye girmesiyle Burak Altı parman zannediyorum maaşı ödenmediği için bir sıkıntısı varmış. Bu sıkıntıyı gidermek için de peşin bir para toplandı. Ve borcu ödendi, maaşı ödendi Burak Altıparman. Böylece takımdaki renk değişmemiş oldu. Bir başka isim de Recep Aydın'dı. Recep Aydın da gene Antalya'ya, kampa gitmemişti ve takımdan ayrı duruyordu. Hafta içinde de durumu netleşti ve takımdan ayrıldı. Duyduk ki Altınordu'yla anlaşmış. Kendisine başarılar dileriz. Bir taraftan da 19 Ocak'ta mahkeme vardı biliyorsunuz. O da 16 Mart'a ertelendi ki 16 Mart'a kadar çok şey değişebilir. Davanın son dönem başkanı Mesut Mestan'ın üzerine açıldığını öğrendik ki sadece o dönemi kapsıyormuş. Aslında bu çok önemli değil arkadaşlar çünkü şöyle Bursa Spor'un tüzüğünde Mesut Mestan dönemi diye geçmiyor. Mesut Mestan'ın da gene raporladığı bilançoda alay dönemi var. Yani şöyle koca sezonu almıyorsunuz sadece yılı, yılı alıyorsunuz. Bursa Spor'un tüzüğü bu şekilde. Dolayısıyla Mesut Mestan'ın gene bilançosunda Alay'ın verileri de olduğu için bir bakıma Alay'ı da gene bu davanın içinde düşünebiliriz. Maçtan önce işte Burak Altıparmağan olsun, diğer oyuncuların olsun yaşadığı bir maaş problemi vardı. Hepsi gitti ve primler de ödendi. Maça zımba gibi çıktı çocuklar sağ olsunlar. Bir başka gelişme de maç öncesi benim de patronum olan Faik Çelik'in başlatmış olduğu bir prim dopingi vardı. Faik Çelik 50 bin lirayla başladı. Üstüne durmazlar, üstüne Ottoman grupta gelince bir anda sanayide ve çığ etkisiyle prim dopingi oluştu. Nereden baksanız 250 bin lira kadar bir prim ödenecektir şu anda futbolcularımıza. Sanayimize de gene teşekkür ediyoruz. Faik Baba'ya da teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da gene destekleri devam edecektir. Ki bu takım desteği sonuna kadar hak ediyor. Bursa Adana Demirspor'un daha önce oynadığı maçlara şöyle bir bakacak olursak. İlk yarıda burada oynanan ligin ilk haftasındaki maçı Adana Demirspor 3-1 sahamızda bizi yenmişti. Geçen sene Adana'da oynanan maçlarda ise biliyorsunuz hem playoff'ta hem Adana'da 4-1'lik skorlarla mağlup olmuştuk. O yüzden bu maç biraz daha rövanş anlamındaydı ve Bursa Spor'umuz geçen seneki takıma göre biraz daha ışık veriyordu bizlere. Ve bu galibiyete biraz inanmıştık açıkçası. Her ne kadar dışarıdaki insanlar inanmasa da biz taraftarlar olarak inanıyorduk. Takımımızın arkasındaydık ve bu çocuklar bizleri yanıltmadılar. Tabii Adana Demirspor'un transfer tahtası açık, e, transferleri de yaptılar. Görmüşsünüzdür İsmail Ayısıtı, Balıkesir Spor'dan. Gene Ran geldiye Finlandiya'dan bir forvet aldılar ki maça hazır olmadığı için oynatmamıştır e, Dumlupınar. Bursaspor'da da gene transfer yapamadık. Hatta Recep Aydın da ayrıldı dedik ama e, bir şeyi herkes gözden kaçırıyor. Biz e, altyapımızdan aslında iki transfer yaptık. Hasan Basri ve Taha bu iki oyuncuyu da Antalya kampına götürmüştü Mustafa Hoca. Kendileri henüz profesyonel olmadığı için bu maçta oynayamadılar, kadroya giremediler. Takımımız Antalya'dan Adana'ya geçerken Hasan Basri ile Taha da Bursa'ya geçtiler ve çalışmalarına devam ettiler. Takımımız şimdi maç sonrası Bursa'ya geldiğinde bu iki oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalanacak ve gene 24 kişilik kadroda kendilerine yer verilecektir diye düşünüyorum. Maç öncesi her iki takımın en çok gol atan oyuncularına baktığımızda Adana Demirspor'da Mehmet Akküs 8 golle, Hasan Kılıç da 5 golle en çok gol atan oyuncularıydı. Bursa Spor'da ise biliyorsunuz Ali Akman 9'du. Bugün 10 oldu attığı golle. Burak Kapacak ve Batuhan 5 gol. Emirhan da 4 golle gollerine devam ediyor. Maçtan önce Adana Demirspor taraftarının başlatmış olduğu bir hashtag vardı. Adalet istiyoruz sakın ha. Şimdi bu ne demek diye bir araştırdım. Baktım ki maçın hakemi Onur Özü Toprak. Geçen sene Adana Demirspor'un Adana'da oynanan Menemen maçını yönetmiş ve maçta da 1-0 yenilmiş Adana Demirspor. Maçın geneline baktığımda neden şikayetçiler diye merak ettim açıkçası. Maçın bir arkadaşımızın vlogunu buldum tribünden. Baktım ki Menemen Spor 1-0 öndeyken devamlı vakit geçiren bazı hareketler yapmışlar. Bunun neticesinde de Murat Sancak yani Adana Demirspor başkanı tribünden aşağıya inmiş maç sonu. Yani maç içerisinde hakemin yapmış olduğu bir penaltıya yanlış karar, offside'dan gol yeme durumları falan yok. Normal bildiğiniz vakit geçirmeyle yapılmış bir yenilgi vardı ortada Adana Demirspor adına. Buna istinaden açılmış bu heşteki bugün algısını hissettiğimizi söyleyebilirim ki Bursa Spor'un çok net iki penaltısı verilmedi. Yani başka hakem olsa en az birisini verirdi. Hatta ikisini de vermesi lazımdı. Bugün verilmedi penaltılar. Zannediyorum ikisinde de gene Burak Kabacan pozisyonuydu. Birisinde yere düşürdüler, birisinde de Burak Kabacan çektiği şut koluna çarpmıştı Resul'ün. Yani ne olacak bilmiyorum. Biz devamlı hakemlere biz devamlı hakem hatalarına maruz kalıyoruz. İlk yarıda da gene dört maçımızda hakem hatasından puan kayıpları yaşamıştık. İkinci yarıda inşallah bunları minimuma indirgeriz ve gerekirse hakemi de yeneriz ama üç puanımızı alırız diyorum. Maça geçecek olursak maçın başlama vuruşuyla birlikte maçın henüz 20. saniyesinde Burak Kapacan şöyle e, yarım volesi e, az daha gol oluyordu. Burak Kapacan bu şutun kaleci kurtardı ve dönen topta offside oldu Ali Akman. Yani burada gol olsaydı çok daha farklı bir maç izleyebilirdik. 7. dakikada Adana Demirspor ceza sahasında e, düşürülen Burak Kapacak vardı. Fakat hakem bu pozisyonda devam dedi. Hatta pozisyonun devamında da taç çizgisinin orada daha hafif bir müdahaleye e, faal verdi hakem. Yani burada şaşırdık bu pozisyon penaltı değilse ne? Hatta bu pozisyon sonrasında dönen topta Adana Demirspor bir pozisyon buldu. Sağdan gelen ortada zannediyorum Mehmet Akyüz'ün e, kafa vuruşunu e, Ataberk sağına uzanarak kurtardı. Tarık top aldı. Yaptı ortayı. Mehmet kafayı vurdu köşeye doğru. Mehmet Ataberk. iki Mehmet karşı karşıya. İlk 10 dakikaya baktığınızda Bursaspor Adana Demirspor'un e, etkili başlamasını e, yaptığı takım savunmasıyla engelledi ve kontrol ataklarla etkili olmaya çalıştığını gördük. 13. dakikada Adana Demirspor ilk e, pozisyonunu buluyordu. Aysati'nin e, defansımızın arkasına attığı ara derinlemesine topta. Padipa kalecimiz Ataberk'te çaprazdan karşı karşıya kalıyordu. Fakat Ataberk öyle güzel çıktı ki hem Padipa'nın açısını kapattı hem de e, vurduğu topta e, gole geçit vermedi. Aysati Dipa Dipa'ya doğru. Dipa karşı karşıya Dipa vurdu. Mehmet kurtardı. Mutlak bir gol şansı. 13. dakika. Buradan dönen topta da gene e, Tuğbe'nin vermiş olduğu sağa doğru pasta e, İsmail çok çalışın şutu e, yan filelerde kaldı. Maç 0-0 devam ediyordu. Bursa Spor kontrollü oynuyordu. 20. dakika civarlarıydı. Adana Demirspor sağdan soldan ortalar yapmaya başlamıştı ki bayağı e, kalemize geldiklerini söyleyebiliriz. İşaret geldi. Kan geliyor. Kaleye doğru. Yan filelerde. Kan. Gökhan kaleye baktı. Savunmaya çarptı. Mehmet Akyüz'ün önünde kaldı. Gol şansı olabilir. Topa müdahale ediyor. Onur. Bir taraftan da Emirhan tam böyle atağa çıkacakken düşürüyordu. Hakem orada faal vermiyordu. 2-3 kere bu pozisyon oldu. Hatta Emirhan'ın bu düşürmelerinden sonra faal vermeyince kalemizde pozisyona da girdi Adana Demirspor. Fakat bunları gene bir şekilde savuşturduk. İlk yarının sonuna kadar defansın arkasına Sarkan Burak Kapacak'la birkaç pozisyona girsek de e, biz de e, şutları dışarı attık. İlk yarıda Emirhan bir sarı kart gördü ve bir sonraki hafta e, Altınordu maçında burada oynayamayacak sarı kart cezalısı oldu. Yine ilk yarının sonlarıydı. E, Burak Kapacan yine çekmiş olduğu şut e, Rasul'ün eline çarptı. Az önce de dediğim gibi. E, burada hakem e, normal korner verdi. Hiçbir şey yapmadı. Yani bu pozisyon penaltı değilse ne biz buna penaltı diyoruz Bursa'da. Siz nerede ne diyorsunuz? Hakem bu pozisyonda ezdi geçti. Burak önünde kaldı. Burak çaprazda Burak. Köşe vuruşu kullanacak Bursa Spor. Burada bir elle oynama itirazı oldu. İkinci yarıya iki takımda oyuncu değişikliğiyle başladı. Adana Demirspor'da Gökhan İnler'in yerine Hamidi Traore girerken Bursa Spor'da da Tuğbey Akgün'ün yerine Ozan İsmail Koç girdiğini gördük. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da Adana Demirspor e Bursaspor'un out atışları sırasında ceza sahasının etrafını 3 oyuncuyla geldi ve Bursaspor'un oyuna başlamasına engel oldu. Ve böylece de Bursaspor oyun başlangıcını uzun topla yapmak zorunda kaldı. Bu uzun topların bir tanesine gene 52. dakikada Burak Altıparmak Onur Atasayar'ı çok iyi gördü ve Onur Atasayar da hep o ana kadar hep ofsaytta kalıyordu. Bu pozisyonda offside da de yoktu. Defansın arkasına sarktı ve çok da geç kalmadan zamanlamasını da iyi ayarlayarak kaleci Zubas'ı mağlup etti ve takımımızı 1-0 öne geçirdi. Biz de böyle televizyonun başından golle birlikte hepimiz gol diye bağırmışızdır. Burak. Salman arkasına gönderilen top. Ceza sahasında gol şansı. Karşı karşıya topağalarda gol. Onur topağlara gönderdi. 52. dakika Bursa Spor Deplasman'da öne geçiyor. Bursa Spor Adana deplasmanı da 1-0 önde. Onur Atasayar. Golden sonra Adana Demirspor atakları sıklaştı ve biz de biraz geriye çekildik. Bunun neticesinde iki oyuncumuz sarı kart gördü. Birisi Onur Atasayar, diğeri de Furkan Emre mi verdi ki Furkan Emre de gene sarı kart sınırında olan oyuncularımızdan bir tanesiydi. O da Emirhan'la birlikte haftaya Altınordu maçında olamayacak maalesef. Ama Mustafa Hoca gene bu boşlukları uygun şekilde dolduracaktır diye düşünüyorum. 59. dakikada öyle bir pozisyon yaşandı ki Mehmet Akyüz bomboş kaleye golü atamadı. Yani Mehmet Akyüz bunu atamadıysa gerçekten Adana Demirspor taraftarlarının tepkisinde haklılar. Çünkü e, takımın en çok gol atan oyuncusu ama bir o kadar da kaçırıyor diyorlardı. Gerçekten haklılarmış. Tarık Tarık ceza sahasına doğru. Arka tarafa gol şansı. Mehmet Akyüz dışarı yattı. 59. dakika. 62. dakikada gene Mehmet Akyüz Onur Atasayar'dan seken topu önünde buldu ve bomboş pozisyonda gene yavaş etkisiz bir vuruş yaptı. Kalecimiz Atabek de sağına gelen topu iyi kurtardı. böylece iki pozisyon üst üste Mehmet Akyüz kaçırmış oldu. 63. dakikada da gene Adana Demirsporlu Kaan'ın sert şutunu kalecimiz Atabek şöyle üstten sadece parmakların ucuyla kurtardı diyebilirim. Mehmet Akyüz Dippa'nın vuruşu kalabalıktan geri geldi. Çok uzaklardan bir şut. Kan. 70. dakikada Adana Demirspor oyunu hareketlendirmek için iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Ve 72. dakikada Bursa Spor gene kaptığı topla birlikte Adana Demirspor savunmasını ikiye bir yakaladı. Burak Kapacak ve Ali Akman Adana Demirsporlu stoperi yalnız yakaladılar. Fakat top Ali Akman'daydı ve topu Burak Kapacak'a kırken birazcık gerisine doğru bıraktı. Ve Burak Kapacak şutunu çekerken çok iyi şut çekemedi. Hatta şutu çekerken biraz da kendini sakatlıyordu az kalsın. Neyse ki çok ciddi bir durumu yoktu. 74. dakikada Hasan Kılıç'ın ceza yayından şutu çok az farkla avuta gitti. 78. dakikada da Adana Demirspor'un kornerden golü geldi. Ön direğe doğru yapılan ortada seken top arka direğe gitti ve boş bir pozisyonda Hasan Kılıç skoru 1-1'e getirdi. Orta geliyor. Ceza sahasına doğru karambol topağlarda. Demirspor beraberlik golü yakalıyor. 1-1 bir bir oldu maç. 1-1'den bir sonra Adana Demirspor daha da ataklarını sıklaştırdı ve öne geçecek pozisyonu da buldu Padipba ile. Yani ilk yarıda benzer bir pozisyon yaşamıştı Ataberk'te ve Ataberk kafasına çarpan topla pozisyonu savuşturdu. Bu pozisyonda da Ataberk biraz bir sakatlık geçirdi. Çünkü çok sert vurdu Padipba. Ataberk'in de şurasına çarptı top ki bayağı baya bir oyun durmuştu. Ez hareketli. Eze ceza sahasında. Eze. Eze'nin pası. Arka tarafa ceza sahası. Gol şansı. %99'lu gol şansı. Kaleci Ataberk. Adana Demirspor yüklenirken bir taraftan Bursa Spor'da kontralarla devam ediyordu oyuna ve kazanmak için galibiyet için oynuyordu çocuklar. 82. dakikada bir pozisyon olmuştu. Fakat burada Burak Altıparmak geriden gelerek topa gelişine bir vuruş yapmak istedi. Fakat vuruş çok etkili olamadı ve burada öne geçme fırsatını değerlendirememiş olduk. 85. dakikada bu sefer gene Adana Demirspor savunmasını 2'ye 1 yakalamıştık. Fakat bu sefer top Burak Kapacak'taydı. Ve Burak Kapacak çok akıllı bir pas verdi Ali Akman'a. Ali Akman da kaleciyle karşı karşıya kaldığında 2 metrelik kalecinin üzerinden aşırtarak ki Eskiden Adrian İlyen'in böyle aşırtma vuruşları vardı hatırlayacaksınız. Çok böyle soğukkanlı bir şekilde aşırtarak skoru 2-1'e getirdi ve yedek kulübemiz de şöyle bir e, sevindi. Bizler de televizyon başından şöyle gene bir gol diye bağırdık. Gerçekten e, bütün herkesi mutlu etti çocuklar. Kan geldi. Yapıyor ortayı içeriye doğru. İtirazlı oldu yine Demirsporlu oyuncuların. Oyun devam ediyor. Tarık Aysati Onur mücadelesi Onur'da kaldı. Onur pasını verdi. Burak kapacak tek başına gidiyor. Kaleci kale Burak hareketli. Burak gidiyor. Burak pasını verdi. Ali koştu. Ali karşı karşıya. Ali bir açırt Ali ve gol. 84. dakika. Demirsporlu oyuncuların penaltı beklentisi. Oyun devam etti. Ve Ali Akman'ın mükemmel dokunuşu. Golden hemen sonra gördük ki Mustafa Hoca Ali Akman'ı kenara aldı ve Batuhan'ı oyuna sürdü. Biraz daha ileride e, pres yaparak zaman kazanma amacındaydı zannediyorum Mustafa Hoca. Ve 88. dakikada da gene hem Bursa hem Adana Demirspor oyuncu değişiklikleri yaptılar. Bursa Spor'da e, Burak Kapacan yerine Ramazan Keskin giriyordu. 89. dakikada gene Adana Demirspor e, savunması ileriye çıkmıştı ve biz onları eksik yakaladık. İleriye doğru atılan pasta Batuhan kaleciyi de geçmiş olmasına rağmen yapmış olduğu gol vuruşu çok yavaştı ve araya giren kademe şutu çıkarttı. Maçın sonuna 6 dakika ilave edilmişti ve 90 artı 2. dakikada Adana Demirspor bir gol bulsa da pozisyon çok net ofsayttı. Atılan golde değer kazanmadı haliyle ve skor 2-1 devam etmiş oldu. Traore kan kan döndü. Yaptı ortaya kadar rafa Kafa vuruşu. Top bayrak kalkıyor. Offside bayrağı kalkıyor. Bu pozisyondan sonra gene başka bir pozisyonda e, kafa vuruşunda zannedersem İsmail çok çalışın şöyle göğsüne doğru sıyıran bir top vardı. Orada eline çarptığını düşündüler, itiraz ettiler ama gene pozisyon çok açık ve netti. E, penaltı yoktu. Hakem burada da gene doğru kararı verdi diyebilirim. Uzatmalarda başka pozisyon olmadı ve bu maçı Bursa Spor'umuz 2-1 kazandı. Bu galibiyetle Bursa Spor ilk yarıda bıraktığı yerden ikinci yarı devam edeceği izlemini herkese verdi. Bu galibiyette takımımızı Antalya kampa götüren başkanımıza da gene teşekkür ediyorum. Bu kampın da etkisi çok fazlasıyla görüldü, vardı. bir başka etki de gene maç öncesi açıklanan primleri de yok sayamayız. Gene hepsine teşekkür ediyoruz. bu takımımıza sahip çıktıkları için. İnşallah bundan sonra da gene maçlarda Bursa Sanayisi, Bursa taraftarı gene takımına sahip çıkacaktır. Adana Demirspor tarafına baktığımızda bence maça çok konsantre değillerdi ve ikinci yarıya da çok hazır gözükmüyorlar. Yani takımda da çok iskeleti değiştirmiş gelen giden oyuncularla birlikte. Dolayısıyla bu takımın ritme girmesi bir 4-5 haftalarını alır. Burada da çok fazla puan kaybeder gibi duruyor Adana Demirspor. Ama bence gene oynadıkları futbolla, sahip oldukları kaliteli futbolcularla şampiyonluğun ve play gene favorileri arasında yer alacaktır Adana Demirspor. Mustafa er ve öğrencileri gene otoritelere yanıltmaya devam ettiler. Bizleri de sevinçten, mutluluktan ağlattılar milyon euroluk transfer yapan takımları yeniyoruz. Yani e, gerçekten zor, kolay olmayan bir iş. Bugün bu oyuncular bunu başardılar ve bundan sonra da gene başarmaya devam edecekler. Biz bu takımın peşinden gitmeye de devam edeceğiz. Daha önceki videomda da gene bahsettiğim gibi, e, ikinci yarıda biz 2 puan ortalaması tutturursak, yani 17 maçta 34 puan alırsak, ilk yarıda aldığımız 27 puanla toplam 61 puana geliriz ki bu şampiyonluk sınırı arkadaşlar. Yani 61 ve üzeri puan alan takımlar Şampiyonluk potasında olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ikinci yarıda e, takımlar çok güçlendi. Eğer e, çok güçlü takımlar yukarı doğru ayrılıp güçsüz takımlar aşağı doğru ayrılırsa bu puan barajı daha da yükselebilir. Ama ben 61 puanın en azından bizi playoff'a taşıyacağını düşünüyorum. İyi başladık. İnşallah bundan sonra da iyi gider. Bakalım hep birlikte e, devam edeceğiz. Haftaya Altın Ordu maçı var. Gene iki eksiğimiz olsa da Mustafa Hoca ne yapacağını bilir. Video başında gene söylemeyi unuttuğum Pablo Martin Bataj'a gelmişti Bursa'ya. Ve Sercan'ın açmış olduğu futbol okulunu ziyaret etti. Zannediyorum hafta içi de gene özlüce tesislerine konulan heykelle ilgili bir açılışı da yapacaklardır. bir başka haberde Pablo Martin Bataj'a'nın iki ay boyunca burada kalacağı nedeni ise Türk vatandaşlarına geçecek olmasıydı. Tabii ki Bursaspor'un Bataja ile ilgili onu oynatma durumu olamaz. Fakat Bataja'nın Türk olması demek Türkiye'ye yatırım yapması, Türkiye'de kalacak olması, buradaki fırsatlardan faydalanacak olması demektir. Bu futbol kariyeri için de olabilir. Kendisi için burada Başka fırsatları da görmüşlerse onun için de olabilir. Biz de Batacan'ın e, Türkiye'deki vatandaşlarını heyecanla bekliyoruz. Bursa Spor bu galibette 30 puana ulaştı. Ve e, Tuzla Spor'u, e, playoff hattındaki Tuzla Spor'u yakalamış oldu. Diğer maçlarda Pazar günü ve Pazartesi günü oynanacak netice ne olur bilmiyorum ama biz bu e, mücadeleyi peşini bırakmayacağız. gene mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah seri galibiyetlerimize devam ederiz. Ve e, gene televizyon başından da olsa sevincimizi yaşarız. Mart ayında da gene tribünlerin açılacağını duyduk ki %30'luk bu sefer tribünler açılacak. Yani 45 binlik stadın %30'u ne der derseniz 10 bini çok rahat geçeriz. Ki 10 binde biz buraya girdik mi tam bir deplasman havası yaşatırız gelen takımlara. İnşallah o günler de yakın hep birlikte o günleri de bekleyeceğiz. Ama Şubat ayı sonuna kadar çok ciddi maçlarımız var. Bu maçları en kazasız şekilde atlatmak dileğiyle, inşallah üstesinden geleceğiz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma da daha önce abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Katıl butonunda gene sizler için hazırladığım ayrıcalıkları oradan görebilirsiniz. Haftaya Altın Ordu maçı ile birlikte tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kan geldi. Yapıyor ortayı. İçeriye doğru. İtirazlı oldu yine Demirsporlu oyuncuların. Oyun devam ediyor. Tarık. Aysati Onur mücadelesi Onur'da kaldı. Onur pasını verdi. Burak kapacak tek başına gidiyor. Kaleci kale de yok. Burak hareketli. Burak gidiyor. Burak pasını verdi. Ali koştu. Ali karşı karşıya. Ali bir açırt Ali ve gol. 84. dakika. Demir sporlu oyuncuların penaltı beklentisi. Oyun devam etti. Ve Ali Akman'ın mükemmel dokunuşu.